Holografik bakışa tekrar hoş geldiniz. Hala 8. sözdeyiz. O büyük sahra-i azimedeyiz. Bu kardeş ne yapmıştı? Hatta direkt paragrafı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle. İşte geçen hafta bunu konuştuk. Hüsnü zan ve güzel fikir. Hatta dedik ki, kainat insanı dışarı çıkardığımız zaman bize hüsnü zan etmemizi, güzel fikirlere sahip olmamızı salık verecek bir düzenle, bir halle yaratılmış. Yaratılışla. Evet. Bir yaratılışla yaratılmış. Yani kim, her kim düzenlediyse bu kainatı, negatif şeyleri çoklamayarak, negatif şeyleri galip ettirmeyerek kainata çoğu... Cüz'i bırakmış, az bırakmış. Evet. O da tabii kastı var mutlaka. Gösteriyor, kaybetiyor. Gösteriyor, temizliyor falan. Bu evet. Şekilde yaparak bize bir mesaj veriyor dedik. Evet, bir de burada ikincisi, o senin dediğiniz mesela diyor ki bu sahranın bir hakimi var. Hakimi de var. Hakim. Evet, hakimi var. Sahibi var buradaki tabii. Yani bu vurgu çok önemliydi. Evet, evet, evet. Yani kainatta olan işler başıboş, tesadüfen değil. Ya da şu da şöyle de değil yani. Kurulmuş, bırakılmış da değil. Hmm. Yani öyle bir yaratılış var ki bu çok önemli. Bence müminin gelmesi gereken nokta da burasıdır. Huzuru daimi denen şey. Senin algına göre kainat yaratıyor. Bu fizikte de geçerli olan bir şeydir. Yani gözlemciye göre olayı şey yapıyor. Evet, evet. O özellikle çift yarı deneyinde falan gözlemci bakmadığı zaman dalga karakteri gösteriyor. Gözlemci baktığı zaman tanecik karakteri gösteriyor. Bu çok daha önce konuştuğumuz için girmeyeceğim, evet. Ama yani senin algına göre böyle bir kainat, deney var. Evet, kainat yaratılıyor aslında. Bu kainatın bütününde olan bir şeydir. Yani Allah bu kainatı her an, ki zaten kainatı atom altı aleme girdiğin zaman her an bir yaratılış söz konusu, her an senin algına göre yaratıyor. Dolayısıyla burası çok önemli bir şey söylüyorum. Evet, evet, evet. Yani benim gördüğüm kainattan ben sorumluyum. Evet. Kesinlikle sen kendi kainatını, onunla ikra kitabek derler diyor mesela. Kitabını oku. Sen yazdın bu kainatı. Of. Senin isteğine göre yazıldı daha doğrusu. Ben resmediyorum. Yani evet. O şikayetçi olduğum, beğenmediğim portreyi ben resmediyorum. Evet, aslında. Sen resmediyorsun. Etme gözünü seveyim. Evet. Peki. Ve bu aslan o hakimin, dedi ki şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin taht-ı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi, kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı, baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Tam bu senaryo işte. Yukarıya baktı arslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acayip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden 1000 derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki. Şimdi burada bir girelim. Bu tedehüş meselesi önemli. İnsanın dehşete düşmesi önemli. Bir tarafa gerçekten insan hayatın içerisinde şöyle bir dursa, kendi hayatına bir baksa, bunu hisseder. Hissetmesi de gerekir ve hissetmesi için de böyle kurgulanmış. Bu çok önemli bir şey. Bir bakıyorsun gerçekten her an beni kovalayan bir ecel var. Her an gelebilir. Dışarı çıktın, bilmem ne yaptın, kalbin durdu. Her şey, her an bu ecel beni kovalıyor. Önümde bir kabir var. Bu gerçek. Yani kim ne derse desin. Ben şunun için çalışıyorum. Dünyada lezzet, zevk bilmem ne. Sonun ne kardeşim? Ölüm. Bu kesin ya. Herkes için geçerli olan bir şey. Bir taraftan sürekli ecel peşimde, bir taraftan önümde yani arkamda aslan, bir taraf. Yani insan buraya baktığı zaman ne dehşete kapılır ya. Yani benim çabalamamın, gayret etmemin bir anlamı yok diyecek. Nasıl olsa gideceğim, aynı yere gideceğim. Bu dehşeti hissetmesi lazım. Tamam. Bu dehşeti niye hissetmesi lazım? Şunu sorması için. Çok önemli. Niye ben buradayım? Kim getirdi beni buraya? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Yani biri seni aldı, apar topar aldı, arabaya bindirdiler, gözlerini kapadılar, ondan sonra bir yere açtılar, bir adada dünyaya geldi. Dur ya, neredeyim ben dersin değil mi? Kim getirdi beni buraya?
Bunu sorman lazım. Bunu sormak için o dehşeti hissetmen lazım. Ama maalesef zamanın, özellikle bu zamanda, bu asırda, yani insanı düşünmekten alıkoyacak özellikle bu telefonlar var ya, bizi gerçekten cinler esir almış yani. Öyle o telefona düşünmekten alıkoyuyor. Ha, ne haber? Nasılsın? Bak ben buradayım şimdi, şöyle yapıyorum. Bunlarla hayatımızı geçiriyoruz. Hakikaten öyle. Gerçekten hayatımızı geçiriyoruz. Farkındalık yani üretemiyoruz yani. Şu anda ben şuradayım. Ne olmuş, ne olmuş oradaysa ben ne yapayım yani? Ya ne yapayım yani gerçekten? Hiçbir anlamı olmayan şeylerle, ben niye bu dünyadayım sorusunu sordurtmayacak şeylerle dolu her tarafım. İnsan öyle bir şey ki hemen o, hadi şöyle bir durayım, niye başıma bu olay geldi? Otobüs bekliyorum, sıkıldım, bilmem niye sıkıldım. Anlatabiliyor muyum? Hemen bilmem şeye sarıl, hemen bir, yani sarıl. Tefekkür edecek. Tefekkür etmeyi ortadan... Kendiyle baş başa kalacak mümkün değil, 5 dakikası yok. İnsanın o dehşeti hissetmesi lazım. Ben niye sıkılıyorum ya? Ben niye acıkıyorum? Ben niye ölümden korkuyorum? Ben niye sahip olduklarımı kaybetmekten ürküyorum? Tabii canım. Bu bir kurgudur. Ve bu kurgunun fark edilmesi isteniyor. Bu şeye benziyor. Yani yönetmen, bu kainatın yönetmeni senin bunu fark etmeni istiyor. Evet, bir şey diyeceğim. Bir evdesin mesela, bir kocaman bir yalın, köşkün, bir şeyin var. Bir bakıyorsun evin sağa sola dökülmeye başlıyor. Duvarları böyle, tuğlaları dökülüyor, çatısı dökülüyor falan. Sen de evin içinde boyuna geziyorsun. Mutfaktayım, salondayım. Şimdi üst kata çıktım, alt kata indim. Arkadaş ne yapıyorsun? Bir sağdan çek, bir soldan çek. Bir şey, ay, ev dökülüyor. Kaşını kaldır. Yani ev dökülüyor. İçinde evet. Bulunduğun halin büyük bir realitesi var. Fakat bizim uğraştığımız şeyler çok alakasız veya çok sathi şeyler. Esas meseleyi atlamış durumdayız. Tefekkür etsek onu göreceğiz, onu kastettim. Evet, insanın hayatını şöyle hızlandırmak yapsan, kalkıyor, yemek yiyor, tuvalete gidiyor, bilmem ne yapıyor. Hamster. Hamster gibi ya. Evet. Hamster bu, hani böyle bir çember içinde dönen farecik var ya, evet. Laboratuvar deneylerinde ha. Falan kullanıyorlar. Yazık, garibim böyle bir çember içinde ya, koşturuyor. Hiçbir yere de gittiği yok. Ha, nedir acayip bu? Yoğun, meşgul. Hiçbir yere gittiği yok ama. Hiçbir şey de yaptığı yok aslında. Böyle bir hayat var. Bu hayatın bizi ne yapmak istiyor? O dehşet uyandırmak istiyor yaratıcı bizi. Niye dürtüyor. Buradayım? Dürtüyor. O dehşeti hissetmek gerekiyor. Ama dur ya. Ha, her şey kurgulanmış. Her şey... kontrol altında. Out of control. Kontrol altında. Yani şey değil. Kontrolsüz değil. Tamam. Her şey kontrol altında. Aa, o zaman ben burada bir tecrübedeyim. Ben burada bir, yani beni buraya kasıtlı olarak biri göndermiş. Evet, evet, evet. Biri getirmiş. O zaman niye getirmiş? Ne yaptı? O etrafta olan bitenlerin anlamı ne? Dur. Ne söylemek istiyor? Bir bakalım şuna. Bir bakalım şuna. Hiç otane diyor ya. Hiç oturmadan hemen kalktı gitti. Evet. Hiç düşünmeden kalktı gitti. Hayatı sorgulamadan yaşıyoruz. O yüzden hadis var. Aynı zamanda ilgili hadis. Koşuyorsanız yavaşlayın. Yavaşlıyorsanız durun. Duruyorsanız oturun. Oturuyorsanız uyuyun. Yani öyle bir dönemdeyiz ki düşünmeyi hız çağı diyorlar ya. Hız yavaşlatın çağı. Diyor yani. Yavaşlan. Yavaştan bir dur ya. Niye bu dünyaya geldin sen? Anlamın ne? Bunu ben şeyler için söylemiyorum. Sokaktaki insanlar, dinsizler falan. Herkesin yapması gereken. Özellikle de biz dindarların yapması gereken bir şey. Hiç düşünmeden yaşıyoruz. Hiç düşünmeden yaşıyoruz. Burada de facto gibi düşünüyoruz. Bunlar alemi bana göre yaratıyor dedim, değil mi? Bildiğimiz şeylerdir. Çünkü niye sıkıntı çekiyorum? Niye stres içerisindeyim? Sen, bunun sorumlusu sensin. Sen ördün bu ağı kendine. Biz insanı diyor, çok ilginç bir şey. Ayet çok dehşetli. Beni çok ürküten bir ayet bu. Yani herkes diyor amelinin rehinidir diyor. Amelinin rehinidir. Ne demek o? Yani yaptıkların seni esir alır. Düşündüklerin seni esir alır. Nazarın seni esir alıyor. Sen kendi kendine attığın cenderenin içerisinde azap çekiyorsun. Amel dediğimizde tercih işte. Tercihlerinin, senin tercihlerin, tercihlerinin rehinisin. Senin bakacağın portreyi, resmi oluşturur. Bu çok dehşetli bir şey aslında. Evet. Ha, ama böyle olduğu halde diyor ki sen hangi halde olursan ol, yani yoktan yaratan bir yaratıcı olduğu için seni oradan kurtarabilirim. Gel bana. İşte biz evet. Kendim dindarlar olarak söylüyorum. Ne kadar Allah'a ihtiyaç hissediyoruz. Baktığımız portre ne kadar? Sıkışmadığımız zaman, işimiz düşmediği zaman Allah'a el açıp da bir şey istemiyoruz bile. Sanki hayatın tamamında biz idare ediyoruz da. İstemeye nereden bağladın şimdi olayı? Yani onunla ilişki kurmuyoruz manasında. Hmm. Halbuki her anımızda o var bizimle. Her an bir şey söylüyor bize.
Her an mesaj veriyor. Çünkü nazarımıza göre yaratılıyor dedim ya kainat. Her an bir şey söylüyor. Nazarımda o yoksa eksik boyuyorum. Ancak ben ne yapıyorum? Arada şöyle... Çok problem çıkarsa ondan. İbda ve inşa diye bir yaratılış söylüyor Bediüzzaman. Çok ilginç bir şeydir. İbda yoktan yaratmak demektir. Biz yoktan yaratmayı kainatın başına koyuyoruz genelde. Allah yoktan yarattı. Böyle mucizelerde, mucize, olağanüstü şeylerde hani gaps of God diyorlar ya... Hmm. Şeylerde Allah insanların açıklamadığı yerlerde Allah anlamaya çalışıyor. Bak gördün mü açıklayamadın Allah var ha demeye getiriyoruz. Hmm. Geri kalan yerleri açıkladık. Aslında tam açıklayabildiğin yerlerde Allah var. Çünkü bir şey sanatlıysa, mükemmelse yapıcısı olabilir. Sen açıklayamadığın yerlerde ne diyeceksin? Bir hikmeti vardır deyip gidemeyebilirsin. Ama açıkladığın yerlerin bu kainatta niye yere düşüyor? Sürekli bu aynı şekilde yere düşüyor. Niye düşüyor? Yer çekimi var. Yer ne diyor? Ne çekimi? Yer nasıl çekiyor bunu? Aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı, kütleleriyle doğru orantılıyor, çekiyor. Sürekli düzenli bir şekilde bir çekim var. Dur ya, yer bunu nereden biliyor? Bu düşüyorsa düşürülüyor. Biri çekmiyor. Taştı, yer falan çekiyor. Yerin eli mi var da, aklı mı var da, fikri mi var da bunları çekiyor. Bütün zerreler, bütün maddeler birbiriyle çekim içerisinde değil mi? Birbiriyle etkileşim içerisinde ve hep bu etkileşim muhteşem. Dünya için 9 nokta bilmem ne. Bu sabite değil mi? Muhteşem bir nizam içerisinde. Bunları yer mi ayarladı? Bunları yer mi ayarlıyor? Nasıl ayarlayabilecek? Demek ki bunu kasteden biri var. Değil mi? Yani bizim kafamızda sürekli ne yapıyoruz? İbda eden, yani o da başlangıçta ibda eden bir yaratıcı var. O yüzden hayatımızda ne yapıyoruz? Yaratıcı hiç yokmuş gibi yaşıyoruz. Ha namaz geldi şimdi vazife falan, ahirette işimize düşecek ya ona. Ondan dolayı yapıyoruz. Artı Allah'la konuşmuyoruz. Doğru. Çünkü niye? İnşa eden bir yaratıcı yok. Rububiyet, zaten problem neredeydi? Allah'ın uluhiyeti herkes kabul ediyor. Dinsizler bile kabul ediyor. Biri var diyor. Rububiyet. Rububiyet ne demek? Hayatın her anında seni terbiye eden. Halden hale sokan, sürekli şu anda şu çiçeğin şurada durmasıyla sana mesaj veren bir Rab var. Senin nazarına göre alemini şekillendiren bir Rab var. Bunu görmekten kaçıyoruz. Ve bunu görmüyoruz gerekten. O zaman görmediğimiz zaman da orada da göremeyeceğiz demektir. Çünkü alemimiz aslında kendi yaptıklarımızın rehinliğiyle... Evet. Kendi kendimizi, dünyamızı cehenneme çeviriyoruz. Ama ne yapıyor? Burada çok güzel bir nokta. İyi fikirli, hüsnü zanlı olduğu için hakim birini görüyor. Bu kainat boş değil. Hikmet var diyor. Bu dehşet, evet dehşete düşürdü beni. Niye dehşete düştüm? Çünkü anlamsızlık girdabında kalmak istemiyorum. O zaman bir anlamı var diye sorgulamaya başladım. Evet ya, olması gerekiyor. Bir kurgu var. Bu kurgunun içerisinde bu kurguyu yöneten var. O zaman ne söylüyor diye bak düşünmeye başladım. Dehşete düşmeseydim düşünme. O yüzden ben açıkça söylüyorum, dobra dobra konuşuyorum. İnsanların sıkıntıya düşmesi, zorluğa düşmesi, aç kalması, hastaya kalması beni artık eskisi kadar rahatsız etmiyor. Bu vicdansızlık manasında değil. Çünkü bir ömür boyunca acı çektin ve anlamsız bir hayat yaşadın, ondan sonra öldün gittin. Ne anlamı? Bunun dehşeti arada küçük küçük acılar çekmenin dehşetinden çok daha beter bir şey. Tamam. O yüzden ayet der ki, bak çok ilginç bir şey. Ben anlamıyordum niye böyle diyor falan diye. وَلَنُزِكَنَّكُمْ عَزَابَ الْاَدْنَ دُونَ الْعَزَابَ الْاَكْبَرِ diyor. Biz küçük küçük azaplar veririz sana. Ta ki büyük azaptan seni koruyalım diye. O büyük azap ne? Anlamsızlığın, hiçliğin, yokluğun değil mi? Gerçek cehennemin. Allahsızlığın azabı. Onu hissetmeyesiniz diye, oraya düşmeyesiniz diye sizi ikaz ediyoruz. Rabsiniz. Ha o zaman ikaz, hastalıklar, rahmet ilahi üstad ne diyor? İltifat-ı rahmanidir diyor. Sana acıyıp şey yapmıyorum ki diyor. He, size acımıyorum diyor. Acıma hissi vermiyor diyor. Çünkü ne zaman diyor hasta olsalar o zaman daha çok din şeye yöneliyorlar. Rablerini hatırlıyor. Çünkü hayatın gayesi oydu zaten. Tabii. Hastalar Risalesi'nde bu anlatılıyor yani hastalığın hikmetlerinden. Yani zamanı bastediyor. Hayatın anlamı nedir? Bu kainatın yaratıcısını tanımak. Bu kainatın geliş gayemiz bu. O zaman geliş gayemize hizmet eden her şey güzeldir. Benim rahatım da ondadır. Evet. Ben Rabbimi tanımadıkça rahat edemeyeceğim belli işte. Belli. Evet. Peki bunu güzel ahlakla nasıl bağlarsın? Ters bir sorum oldu. Güzel ahlakla mı nasıl bağlarım? Çünkü direkt burada öyle diyor bak.
Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Güzel fikir ise her şeyin güzel cihetini gösteriyor falan. Güzel ahlak demek biz ahlakın yaratılışa uygun davranış olarak söyledik değil mi? Yani evet. Ahlak demek yani çok iyi bir çocuktur bilmem ne ahlaklı çocuktur. Efendi deyince, uslu. Efendi uslu falasına değil. Hayır. Fıtratına uygun. Bazen ahlak senin öfkelenmeni gerektirir. Bazen ahlak senin mesela pis bir şey karşısında burnunu ne yaparsın? Bu ahlaktır. Aa ne kadar güzel pislik demezsin değil mi yani? Ya, ahlak halktan gelir. Evet. Yaratılıştan gelir. Yani sana verilen fıtratın tezahürüdür ahlak. Evet. Vicdanın tezahürüdür değil mi? Evet. Dolayısıyla çok fazla namaz kılar, çok fazla oruç tutar, bilmem ne yapar ahlaklı olduğunu göstermez. Ahlak kainatın yaratıcısına, kainatın yaratılış maksadının, tamam mı? Kainatın yaratıcısını, kainatı yaratış maksadını görüp kendi yaratılış maksadını da anlayıp ona uygun davranıştır. Evet. Kendi o yüzden tahallaku bi ahlakillah derler. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ahlaklanmak. Allah nasıl yapar? Nasıl yaratır? Güzel yaratır. Allah nasıl yapar? Temiz yapar. Değil mi? Allah merhametli yapar. Allah hikmetli yapar. Ama Allah aynı zamanda kötülükleri de def eder. Değil mi? Yanlışları izale eder. Değil mi? Dolayısıyla bu bir ahlaktır. İşte güzel ahlaklı idi dediği yaratılışında zaten var bu. Allah güzellik olsun diye yarattı. Hikmet ortaya çıksın diye yarattı. Hakikat ortaya çıksın diye yarattı insanı. Değil mi? Dolayısıyla insan kendi fıtratına uygun davranırsa çirkinlik görmesi mümkün değildi. Tabii. Evet. Bu acı işte bu ötekisinde ne diyordu? Nazarında diyordu. Nazarında kötü. Evet, nazarında kötü. Dolayısıyla diyordu. Kötü ahlaklı oluyordu. Kötü ahlaklılık bir tercihtir. O zaman şu paragrafı bağlayalım. Evet. Şimdi bu sebepten, işte bu sebepten şöyle düşündü ki bu acayip işler birbiriyle alakadardır. Demek ki burada şeyi anlamak lazım. Yani bu işlerin acayip olduğunu bir kere derk etmek lazım ki alakalarını kuralım. İnsanı çıkar dedi. Sen söylerdin ya. Hı-hı. Güzel bir noktaydı o bence. İnsanı çıkar. İnsanın bu dünyaya kattığı ne var? Problem. Problemden başka bir şey. Hiçbir şey. İnsan bu kainatın işlemesinde insanın bir katkısı yok. Her şeyin bir görevi var. Ama tamam. insanın yaptığı tek şey... Problem çıkarma. Hayır. Müspet olarak bakalım bu sefer. Anlam katmaktır. Gözlemci, okumak. Evet, gözlem yapıyor. İnsan bu dünyaya geliş maksadının gözlem yapıp anlamlandırma olduğunu çok iyi anlıyorsun. İnsanın diğer varlıklardan farklılığı bu. Kesinlikle. Ki o zaman, yüzden insaniyeti temsil eden peygambere de ikra denilmiş. Evet. Yani süt üret, bal yap denmemiş. Evet. Benim gözüfem işte teknoloji üretmek bilmem ne üretmek değil. Bu dünyadaki vazifem değil. Çok iyi teknoloji yapıyor arı. Arı gibi olmak zorunda değilim. Yapma demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Zaten çok ilginç bir şey söyleyeyim. Esas vazifen o değil. Bir şey de söyleyeyim. Çok ilginç. Bu biraz dokunacak bazılarına ama. Bu kafirleri niye yarattı diye sordukları zaman Allah'ın bir takım hayvanatıdır ki aşağılamak için söylemiyor. Görev yapma manasında. Kategori anlamı. Evet, kategori anlamı. Dünyanın imarı için yaratmıştır. Kafirlerin varlık hikmeti. Çünkü insan küfür edecek bir yani hakikati gizleyecek mahiyette biri değildir. Doğru. Küfür demek öyle. İnsanın mahiyeti hakikati ortaya çıkartacak bir mahiyettir. Dolayısıyla onlar hayvan kalmayı tercih ettiler. Allah da onlara bir hizmet verdi. Teknoloji üretsinler, bilmem ne üretsinler tamam mı? Bir hizmet veriyor. İnsanın görevi o değil. İnsanın görevi anlamlandırmadır. Evet. Hikmeti ortaya çıkarmadır. Manayı ortaya çıkarmadır. İnsan bunun için yaratıldı. Bunun dışında yaptıkları sadece dünyada yani, kalacak sathi, evet. Dolayısıyla da hayvani tarafına bakan yönleri. Karnımı doyuracağım, bilmem ne yapacağım. Tamam bunu yapma demiyoruz. Ama asıl görevin o değil. Ne diyor? Lema halak ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Orada illa vurgusu çok önemli. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler. İbadetin özü nedir? Tanımak ve değil mi? Sevmek. Değil mi? Yaratıcıyı bu kainat vasıtasıyla bana konuşan yaratıcıyı tanımak ve sevmek. Ona çünkü göre. bana kendini tanıtıyor ve sevdiriyor. Benim görevim bu. Bunun dışında yaptıklarım hiçbiri insani bir görev değil. Evet. Beşeri bir görevdir. Hayvani bir görevdir. Ama insani görev, bakın o zaman ne diyor buradaki kelime cümleyi? Mana ile ilgili olması. Evet. Güzel fikir vermiş. Güzel fikir ise onsa her şeyin güzel cihetini gösteriyor. Yani biz anlamlandırıyoruz. Evet. Kainatı anlam katıyoruz. İnsanı çıkar. Bu kainatın bir anlamı olmaz. Niye bu kadar işler dersin?
şeye de belki vurgu yapabiliriz. Yani bizim yaptığımız teknolojik şeyler, işte bir sürü buluşlar vesaireler falan bir anlam değil mi diye sorulduğu zaman anlam. Değil. Gene değil. Niye? Çünkü onların da hepsi toprak olacak. Yani hamster'dan çok özel bir farkı yok. Sonunda yok olduktan sonra bir anlamı yok. Evet. Yani şeyi düşünelim. Mesela hani insanla hayvanı karşılaştırmıştık ya. İşte mesela hayvan da acıktığı zaman o gıdasını temin ediyor. Biz de aynısını yapıyoruz. Biz daha kaliteli, daha aynı doğrultuda gidiyoruz yani. Evet. Eğer insansa farklı bir şey yapman, farklı boyutta bir şey yapman bekleniyor senden. Şimdi bir senaryo uygun kurgu yapıyorsun değil mi? Stüdyo hazırlıyorsun. Bu stüdyoda bir sürü iş yapıyorsun, orada yapıyorsun. Asıl olan nedir? O stüdyoda verilen mesajdır değil mi? O mesaj verildikten sonra onları ne yaparsın? Korumaz. Hepsi ne olur? Çöpe gider. Yani vazifesi biter yani. İşi biter. Ama asıl olan nedir? Mesajdır. Dolayısıyla biri o mesaj gelip kime... ben şu dekorları yapıyorum bir anlamı yok mu? İşte var da o kadar yani. Eğer şeye hizmet etmiyorsa, yani filme, senaryoya hizmet etmiyorsa bir anlamı yok. Evet. Boşu boşuna yaptın, kumdan kale yaptın gibi. Ama şeye hizmet ediyorsa bir anlamı var. Onun için yapıyorsan... Onun için yapıyorsan bir anlamı var. Dolayısıyla orada verilen mesajdır önemli. Bu mesaja muhatap olan kimdir? O filmin içerisinde bile insandır. Tabii. Onu anlamlandıran kimdir? İnsandır. Değil mi? Yani makine çok çalışmış. Çalışmışsa da bana ne yani? Önemli olan oradan çıkarılan anlamdır. İnsan dolayısıyla bu kainatı anlamlandıran insandır. Evet. Bu insanı çıkar, kainatın bir anlamı olmaz. Bu kadar güzellik, bu kadar mükemmellik, bu kadar şey anlamsız kalır. Evet, evet. Mesela bir bilim adamı veya teknolojik bir adam, mühendis falan bir uğraşır bütün ömrünü bir şeyler meydana getirir. Kendi onun anlamından bir şey istifade edemeyebilir. Evet. Hayvan başka, mesela bilmiyor. Başka birisi bakar, ya Allah ne kadar değişik isimleri var Allah'ım. Bak adama nasıl bir fıtrat vermiş, neler çıkmış neticede der. O dışarıdan istifade edebilir. Evet. Anlam çıkartabilir evet, yani. Gerçekten bekaya giden, sonsuza giden, manaya bakan bir şey yapmamışsa, evet, ne yaparsa yapsın sonunda bir dünyaya bir tane gezegen çarptı ve her şey yok oldu. Ne oldu yaptı? Anlamsız oldu. Falan. Ama bu senaryonun arkasında bir yaratıcıyı gördün ve bu yaratıcının sonsuz kudret sahibi olduğunu anladın ve sonsuz hikmetini gördün, sonsuz yaratılışı gördün, araya baktın, mükemmel yaratılışı gördün, telefon yapana baktın, oradaki Allah'ın değil mi samediyetini gördün, bir anda her yere şeyini görebileceğini gördün, onun basir olduğunu, hakim olduğunu gördün. Ne oldu ondan sonra? O gitse de anlamı yok. Oldu. Anlamı oldu. Anlam kazandı ve beka buldu. Evet. Beka bulduktan sonra yıkılsa, kainat yıkılsa bile şey olmaz. Umurunda olmaz. Niye? Tabii canım. Kainatı yoktan her an yaratabilecek bir yaratıcı gördün. Bugün burayı alır, yarın başka bir yeri yaratabilir. Bugün bu dekoru kurar, yarın başka bir dekoru başka bir yerde kurar, başka anlam verebilir. Projeksiyon cihazı burada. Kapatsan bir an ne olur yani? Heh. Bir an şuraya şey yapmasa, yansımasa ne olur? Evet. Şimdi bu düşünceleri, bu nasıl diyelim, bu akıl etmeyi, mentaliteyi yerleştirdikten sonra, farkındalığı anladıktan sonra bu arkadaş şunu demeye başladı işte. Bu acayip işler birbiriyle alakadardır. Zaten görüyorsun, hikmet bu demek evet. Zaten. Evet. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Bunu haftaya konuşalım. Peki o zaman. Emirle hareket ediyor meselesi önemli çünkü. Emirle. Peki. Evet. O zaman nasip olursa bir sonraki hafta holografik bakışta görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık. Thank you.